Peki Serdar sana e, bu sefer teknik direktör sorusuyla geleyim. Yine izleyicilerimizden e, yorum geldikçe bu konuya da döneriz. Ben bir izleyici sorusuyla yine geçmek istiyorum bu konuya. Ömer Koç yazmış bize. Diyor ki Serdar abi bize Pineron'un, Farken'in, İsmail'in, İsmail Philip Koku'dan, Pereira'dan, Torrent'ten farkını söyleyebilir mi? Yani istemiyor böyle hocaları. Daha Farkını kalite. soruyor Tabii. yani isimlere bakılırsa Fenerbahçe'de Koku dönemine, Pereira dönemine, şimdi Galatasaray'da Torrent eleştirilerinden az önce bahsettik. Bu isimlerin farkı ne diyor? Valla bu tarz hocalar baskının daha az olduğu yerlerde çok daha başarılı olabilirler. Çok fazla böyle stresin olmadığı ortamlarda, çok da böyle kıdemli oyuncuların olmadığı ortamlarda çok daha başarılı olabilecek isimler. Ya yani bu isimler baskı kaldırabilecek isimler değil. Ee, muhtemelen son sayılan isimler de... ...mesela... E, ...İsmail... ...gelecek buraya... ...hayatında görmediği baskıyı görecek mi? Görecek. Evet. Ee, başka hocalar da gelse... ...bu baskıyı görecek mutlaka. E tabii burada herkes tedirgin. Kimisi gelsin diyor, kimisi gelmesin diyor. Kimisi diyor ki... ...artık sistem değişmedi Türk futbolunda. İşte 20 milyon euro bütçeli takımların... ...hocaları olan... ...başarıyı aç, idealist... Bu tarz hocalar gelsin. Ama şimdi şu var. Şimdi adam gelecek buraya. Hayatında görmediği yorumcuyu burada görecek. Hayatında görmediği eleştirileri burada duyacak. Hayatında görmediği kulüp idareciliğini burada görecek ülke futbol idareciliği de burada görecek. Belki hayatında görmediği hakem performanslarını da burada görecek. Onu o bence onu muhakkak ilave edelim. E, <laughs> şimdi abi. o diyecek ki ben nereye geldim? Hayatında pek çok şeyi zaten hani burada hani yeni deneyimliyor. Çok da %100. Ya yani şey, burada görecek. Hani, Birazdan bahsederim sonra sohbetim hakem üzerineydi. Aa. Evet maçın ardından şimdi konuyu dağıtmayalım Beşiktaş. Bu arada ben <laughs> konuyu dağıtmayacağım ama <laughs> farklı bir yere çekip devam edelim. Ben Spor Ajans programında hafta sonu böyle bahsederken Ergin Aslan ve Serhan Türk vardı. Ee, Valerin İsmail Hoca'dan. Ya kime benziyor ya birine benziyor. Çok böyle iyi Ferrari bildiğimiz mi? birine benziyor. Ferrari dediler. Ondan sonra Oscar Cordova dediler. Hepsine de bir benzettim yani cidden. Şu an, şu an senin arkanda görünce de böyle bir Oscar Cordoba'ya benziyor. Bir Ferrari'ye de bir anım satıyor. Oscar bir... Cordoba'ya benziyor doğru. Değil mi? Bak herkes benzetti. de benzetti. Bayağı bir benziyor yani. Evet Serdar. Peki e, sen ne düşünüyorsun İsmail Hoca ile ilgili? Gelen yorumları ağırlıklı olarak bence hata olur vesaire. E, şimdi şöyle diyorlar. Hani eğer bir hoca getirecekseniz yabancı, kariyerli bir hoca getirin. Hani kariyeri tabii ki hani küçümsemek için söylemiyorlar ama hani kupaları olsun en azından büyük takımlarda başarıları olsun istiyorlar. Ama öyle hocaların da artık hani gelmesi çok kolay. Öyle değil. hocalar son 8 hafta gelir mi bir kere Serdar abi onu soralım. Yo, bu da zaten son 8 hafta için düşünülmüyor benim bildiğim. Ya ben Beşiktaş'ın yeni sezon hocasının... e, ama hocasının... Ama Trabzonspor maçına yetişecek diye konuşuluyor ya. E bir şey söyleyeceğim sana. Ben Beşiktaş Başkanı yerinde olacağım. Üçüncü hocamı da bu takıma kurban etmem. Niye? İki tane hoca yedi bu takım. Bu takımın performansı. Yani özellikle Batshuayi'den bahsediyorum. Şimdi süreç kötü. Kötü bir zamanda ben niye yeni sezon hocamı yıpratayım ki? Neden? İki maç kötü gitse Trabzon'u kaybetti. Vodafone Park'ta kaybetti. Alanya'ya diyelim. Öbür maçta beraber öğretti. Adama ne diyecekler? Zaten büyük takım hocası değil ki. Yapamaz. Bunu derler bu ülkede. Şimdi Beşiktaş yönetimi düşün, bunu düşünüyor. Biz niye e, yıpratalım? Evet düşünülüyor. Bu olur, bu hoca olur veya Daniel Farke olur veya Cerdim olur. Ne olursa olsun yıpratmazlar, götürmezler. Eğer bunu yaparlarsa çok büyük hata yaparlar. Ben tam aksini düşünüyorum. Tam ideal zaman. Niye ya. dersek... 8 haftada Beşiktaş 2 galibiyet alsın olur, 6 galibiyet alsın olur. Ben Beşiktaş'ın artık bu saatten sonra çok ikincilik, üçüncülük çok hedefi. Çok Önder Karabeli örneği ön var ortada. Ama puan tablosuna yansımadı. Bir dakika Futbol adam mı kurdu takımı? Ya ben zaten Önder Karabeli'nin e yani? devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayır, Önder Karabeli devam edilmeyecekse de bir daha bir geçici hoca değil, kalıcı bir hoca alırsınız. E, e, tabii, Ama 8 hafta takımı ben ben yeni sezonu götürür. Kesinlikle katılmıyorum. Yıpranır. Ya şöyle bir örnek vereyim. Hacı. Ben yani sana katılıyorum. Hayır 2004 yılındaki hacı böyleydi. Hayır temeline devralı. katılıyorum. O onu, doğru. Onu diyorum. Hiç ama ben bir şey ben yok. konjöktürü biliyorum. Ben Yetki bende olsa ben biliyorum. Önder Karaveli sezonu bitiririm zaten ama e, şu an getirilecek hoca 8 haftalık getirilmeli artık. Hoca getirilecekse. 1,5 yıllık getirilmeli. Bir 8 hafta takımı, e, ülkeyi, oyuncu grubunu tanımalı. E, ve hani getireceğiz o, e, hoca profili bilmiyorum. Ben artık... Yabancı teknik adamlara sıcak bakıyorum Melike. Yabancı sınırı zaten tamam artık kurallar var artı 4 ama yabancı oyuncuların ne kadar belirici olduğu ortada. Bir de ben kendi adıma buradan isteyen yerli teknik adam alınır salınsın. Yerli ile yabancı arasındaki ayrımı idman performansına net şekilde yaparım. Mümkünse sezona benim takımlarımı yabancı teknik adamlar hazırlasın. İşin idman performansına çok daha hakim olduklarını Prandelli'de gördüm, Tudor'da gördüm. Şimdi nispeten sonuçlarını yansıtamasa ben Torrent'in de Galatasaray'a kötü idman yaptırdığını düşünmüyorum şimdi izleyicilerimizin neler düşündüğüne şöyle bir bak. Eyvah. Evet zehir verdiniz kimse durmaz demiş. Kime benziyor cevaplarını yazmışlar. Edward Sisse'ye benziyor demiş Ömer Bey. Ceko'ya benzeten var. Herkese benziyor. Herkese benziyor yani. <laughs> ya Mert Nobre yazan da var bu arada. Şimdi evi yani Brezilyalıları işte Güney soracağım. Pepe'ye de benziyor. Benziyor. Herkese benziyor. Çok şey çıkarabiliriz buradan. Bir şey vardı ya filmde benzetme konusu. <laughs> Oraya geldi konu. Evet izleyicilerimizin hoca değişikliği konusundaki yorumlarına bakıyoruz şimdi. Ee, sizler bize hem son sayfa etiketinden hem de telefon numaramızdan ulaşabilir ve fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben ama şunu söyleyeyim Melike Beşiktaş'ı dışarıdan izleyen bir gözle söyleyeyim. Bence Önder Karaveli sezon tamamla. Ben Önder Karaveli ile Beşiktaş'ın kötü futbol oynadığını düşünmüyorum. Çok sayılıdır yani kötü oynadığı maçlar. Sayırım Karagümrük maçı. Galatasaray maçı başka maç çok. Puan kaybettiği maçlarda bile gayet iyi futbol oynadı Beşiktaş. Şimdi, Şimdi Beşiktaş'ta şu planları ben sana bir şey söyleyeyim. Bak burası çok önemli. Hadi. Dediler ki bir toplantıda bu kulübü bundan sonra tribünler ve sosyal medya yönetmeyecek dediler. Bu kulübü Beşiktaş Yönetim Kurulu yönetecek. Neden? Eğer bu kadar çok biliyorlarsa gelsinler 4 milyar TL borcu nasıl ödeyeceğimizi söylesinler o zaman. Bu konuşuluyor kulüpte bu kulüp tribünlere yani bütün kulüpler tribünlere ve sosyal medyaya dayalı bir şekilde yönetilirse borcun bu olur. Adam tarihe getir diyor. Niye geldin o zaman Beşiktaş'a başkan oldun diyor. Getirmeyecek sen diyor. Mesela. Böyle yaklaşımlar var büyük kulüplerde. Burası da diyor ki bir dakika ben diyor üretime geçiyorum artık diyor. Paramın yettiği hocayı alacağım diyor. Paramın yettiği futbolcuyu alacağım diyor. Ama yetenekli genç isim değil. Transferde hava atmayacağım. Sahada atacağım diyor. Üretime geçiyorum, üretime. Benim bu borcu kapatabilmem için üretmem lazım diyor. Ben bu borcu sadece ve sadece Türkiye Ligi şampiyonluklarıyla kapatamam. Artık Türkiye Ligi şampiyonluğu da pek fayda etmiyor. Çünkü 20. sıradayız. Evet. Doğrudan gidemiyoruz.